Bir gün Vikrant yılan kristalini alacak. Yılanların kralı olacak. Kraliçeye ihtiyacı olacak. Ama bela olmayacak bu. O ölecek. Ben olacağım. Yılan kraliçesi olacağım. Vikrant'ın kalbinin sahibi de. Birlikte yılan krallığını yöneteceğiz. İstediğin bu muydu? İşte şimdi her şeyi öğrenmiş oldun Acitap. Beni sevdiğine pişman olmalısın, değil mi? Hadi söyle bana, itiraf et. Beni sevdiğin için üzgünsün. Beni sevmemeliydin, değil mi? Bunu yaptığına çok pişman olacaksın. Keşke yapmasaydım diyeceksin sen, tamam mı? Ama unutma. Unutma bugünü. Çok üzüleceksin. Bugün için çok üzüleceksin. Çok. Çok pişman olacaksın. Yaptığın her şeyden utanacaksın. Sen ne bilirsin ki? Vikrant, sen ne yaptığını sanıyorsun? Bırak. Vikrant, bırak. Nedenmiş o? Ruhi, ben iyileştirebilirim. İnsanlar yapamaz bunu, biliyorsun. Konumuz bu mu? Sence önemi var mı şu an? Yaranın farkında değilsin sanırım. Ondan bahsetmiyorum. Aşağıda yaptığından bahsediyorum ben şu an. Geç otur önce şuraya. İstemiyorum. Anladım. Sadece kocan Mahir mi yapabilir yani? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum Vikram. Ama konuşmamız lazım Ruhi. Konuşmamız lazım. Ruhi, sana buradan gideceğimi söyledim ve gitmeden önce her şeyi de düzelteceğimi söyledim ama izin vermen lazım. O yüzden yardımcı olur musun? Tamam. O zaman gel benimle ve Mahir'e her şeyi söyleyeyim. Ona gerçeği anlatalım. O gece hiçbir şey yaşanmadığını. Ona bütün gerçeği söyleyelim. Hadi. Aslan. Bu yalanı söyleyemem ben. Çünkü birbirimizi sevdik biz Ruhi. Sen sevmiyor olabilirsin ama ben seni gerçekten çok seviyordum. O yüzden beni şimdi iyi dinle. Mahir'in 100 yıllık aşkımı anlamasını bekleyemem ben. Anla beni lütfen. Ben benim sana hissettiklerimi onun insan aklıyla yaşadığını birkaç yılda kıyaslayıp anlamasını umut edemem. Aklı almayacak şeyleri ona anlatma. Bu öyle bir şey değil. Bak, senden anlatmanı istediğim bu değil. Artık zaman çok değişti. Eskisi gibi değiliz. Evet. Güzel zamanlar geçirdik ve seni sevdim. Ama bunlar değişti artık. Bunu kabul etmelisin. Benim için bunu yapman gerekiyor. Bunu neden anlamak istemiyorsun Vikrant? O gece her şeyi senin için değiştirdi. Evet, her şeyin değiştiğini biliyorum ama sorumlusu ben değilim. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Sen kendin yaptın ve biz bu noktaya birlikte geldik. Evet, aşkımız 100 yıl sürmüş olabilir ama artık bitti. Benim istediğimi sevmeme izin vermen gerekiyor. Canın istemese de bunu yapman lazım.
Bana bunu borçlusun. Aynı durumda sen olsaydın ben senin önünde asla durmazdım. O yüzden bunu bana borçlusun. Vikrant, yaşamama izin ver. Sen neden bahsediyorsun böyle Ruhi? Söyler misin? Canının istediğini yapıyorsun. Buraya ne için geldiğini ve nasıl sevmeye başladığını unutma. Kim olduğunu bilselerdi ne yapacaklarını unutma. Seni gördükleri anda hiç düşünmeden orada bir çırpıda öldürürlerdi seni ve arkalarına bakmazlardı. Aynı şekilde öldürürlerdi. Asla acımazlardı, anladın mı? Bunu bilemem Vikrant. Ama şunu biliyorum. Sen önümdesin ve hayattasın. Bu nefret boşuna. Sen ölmedin. Senin de artık kendi hayatını yaşaman lazım. Bu fikre artık alışman gerekiyor. Yanlarına mı kalacak? Söyle bana Ruhi, bu yaptıkları doğru muydu sence? Keyiflerine estikçe istediklerine ateş edebilirler mi yani? Sen bunu doğru olarak görüyorsun, öyle mi? Bunu konuşmuştuk. Sana saldırıldığında o orada değildi. Ve üstüne Mahir'i eğer tanımış olsan o öyle bir şey yapmaz, bunu anlardın. O iyi kalpli, nazik ve düşünceli biri. O bunu yapmaz. Asla yapmaz, inan bana. Cezasını çekmeyecek mi Ruhi? Söyle bana Ruhi. Mahir bunun cezasını çekmeyecek. Yeter artık Vikrant. Sana saldırıldığında Mahir orada değildi. Ve eğer sen benim yerimde olsaydın ben sana şu an senin yaptığını yapmazdım. Seni çok değiştirmişler Ruhi. İyi yönde değiştim Vikrant. Ve ben bunu öylesine söylemiyorum. Bu onlarla geçirdiğim günler sonucunda gerçekleşti. Buraya en başında ben de senin intikamını almak için gelmiştim. Bunu unutma sakın. Ve evliliğim Mahir'le oldu, Yuvi'yle değil. Benim aslında öldürmeye geldiğim kocam olmuştu. Öldürmeye geldiğim insanla hayat boyu sürecek bir yemin ettim ben Vikrant. Boz o zaman. Boz o sözünü. Benimle de bir söz vermiştin. Ve sen onu ne kadar kolay bozduysan şimdi Mahir'le de öyle boz, tamam mı? Hadi boz bakalım. Anlamıyorsun. Sana anlatmaya çalışıyorum ben. Mahir'le biz ayrılamayacak kadar yakınlaştık. Kaderimizde varmış. Bunu ben bozamam çünkü böyle olması gerekiyormuş Vikrant. Vikrant, gerçeği söylüyorum. Burada geçirdiğim aylarda Mahir'i defalarca öldürmeyi denedim ama bunu başaramadım. Çünkü o iyi bir insan ve neden evlendik biliyor musun? Benim için. Çünkü abisi beni düğünde terk etti. Benimle evlenmezse kimse yüzüme bakmazdı. Saygım kalmazdı ve işte bu yüzden benimle evlendi. Bunu yapmadan önce ikinci kez bile düşünmedi. Ailesinin saygısı ve benim saygım için yaptı. Ben nasıl biriyim, iyi miyim, kötü müyüm bunu düşünmedi bile o. Bunları önemsemeden yaptı ve beni sevdi. Asla zorlamadı. Asla kötü davranmadı. Ve her zaman nazik oldu. Hiçbir zaman bana karşı cephe almadı ve her zaman ne olursa olsun beni destekledi Vikrant. Aşk bu. Başta kardeşinin nişanlısına aşık olduğu için kendinden nefret etti. Ama her zaman iyi davrandı ve bütün bunları bir karşılık beklemeden yaptı. Ben ne yaparsam yapayım sevmeye devam etti. Beni her zaman sevmeye devam etti. Ne kadar ters davranırsam davranayım, ben ne yaparsam yapayım beni sevmeye devam etti. Sadece beni, Bela olduğum için. İşte sevgi bu. Tamam. Eğer ona gerçeği söylersem, aramızda bir şey olmadığına, bütün sorunların çözüldüğüne mi inanacak yani? Bela nereye gitti?
Peki şimdi gerçeği söyleyecek misin? Gerçeği söylememi bu kadar çok mu istiyorsun benden? Sen bir insan değilsin. Sen bir yılansın. Kraliçesin. Sen Yuvi olarak gelmeseydin söyleyecektim zaten. Ve bu fikrini mi değiştirdin? Hiç de değil. Hatta şimdi Mahir'in öğrenmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. İyi düşün Rui. Yeni aşkını kaybetmeyesin sonra. Umurumda bile değil. Çünkü yalan üzerine bir birliktelik kurulamaz. Ama bana bir söz vermen lazım Vikrant. Hayır. Yapmayacağım. Öyle bir şeyi asla yapmayacağım Rui. Çocukça davranıyorsun. İnsanların arasında bir yalanla yaşıyorsun sen. Onları yeterince tanımıyorsun. Ne kadar benciller bilmiyorsun bile. Ve öğrendiklerinde seni öldürecekler. Atacaklar. En başta Mahir. Vikrant, o öyle bir şey yapmaz. O diğerlerinden farklı. Tamam. Senin onlara dair fikrine güvenip her şeyi anlatacağız onlara. Her şeyi anlatacağım, merak etme. Hadi Bela gel. Yuvi. Bela'nın burada olduğunu bilmiyordum. Bela, seninle konuşabilir miyim? Anne, biraz bekleyebilir misin? Bela ile önemli bir işimiz var bizim. Hayır Yuvi, bekleyemem. Benimle gel Bela. Kimler gelmiş? Ne oldu? Bela ile kavga mı ettiniz? Bu son günlerde benimle Mahir'i savunarak kavga etmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Sürekli benimle tartışıp kavga ediyor. Vikrant'ıyla. Onu ikna etmen lazım. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Yılan kristali için. Ve kristali aldıktan sonra ben de kral olacağım. O zaman Ruhi de yanımda olacak. Ama artık kristal için daha fazla bekleyemem. Ama Vikrant, Bela bunu yapmak zorunda. Yapacak. Yaptıracağım. Emin misin? İkna olacak. Mahir öldüğü zaman. Burası. Vay canına. Mükemmelmiş. Eğer şimdi çalarsam kraliçe ben olurum. Yılanlar kraliçesi. Sen de benim kralım olursun Vikrant. Ne sanmıştın? Alması o kadar kolay olsaydı ben çoktan onu oradan almış olurdum zaten. Eğer onu ben alsaydım ne yapardın Vikrant? Senin elinden alıp sana teşekkür ederdim bunun için.
Ve sonrasında yılanların kralı olarak tahtıma oturup kraliçem olarak Bela'yı alırdın. Ama tek başına alamazsın. Çünkü alması kolay değil. Aha, seni var ya. Bunu alıp kral olmam için gerçekten temiz bir kalbin olması gerekiyor. Eğer buna sahip değilsen asla alamazsın. O yüzden benim aklımda almak için ikinci bir yöntem var. Yılanların kraliçesini buraya getirip yavaş yavaş ona aldıracağız. Ve sonrasında da onu bize vermesini sağlayacağız. O zaman boş ver. Çünkü Bela asla yapmaz bunu. Yani demek istediğim, o sana aşıkken bile, o zaman bile adını anmazdı bunun. Böyle bir isteği yoktu. Vikrant, Bela'nın sana güvendiğini sanmıyorum. Ama onun yerine ben... Hayır, olmaz. Kimse benim Bela'mın yerini alamaz ve o emin ol ki bana çok güveniyor ve ondan başka kimse kraliçem olamaz. Yılan kraliçesinin görevi o kristali almak ve biz de görevini yaptıracağız ona. Nasıl yani? Diyorum ki Bela'ya Mahir'i öldürtmemiz lazım. Çünkü Mahir masum ve bu da yılan dünyasının kanunu. Yılanların kraliçesi masum birini öldüremez. Eğer bunu yaparsa o zaman tahtını kaybetmez mi Vikrant? Sadece tahtını değil, bütün güçlerini kaybeder. Ben de yılan kristalini ele geçireceğim. Yılanların dünyasının kralı olacağım ve herkes benim hükmümde yaşayacak. İşte bu benim büyük planım. Bir saniye, durmalısın. O kazada sen ölmedin ama Bela senin için iki oğlandan intikam adına hayatlarını aldı. Rehan ve... Daksh. Evet, Bela ikisini de öldürdü ve onlar da masumdu. Sen de o zaman bu kristale dokunamazsın. Anlayamıyorum ben bunu Vikrant, çok karışık. Vishakha, belki de sana daha farklı bir şekilde anlatmam gerekiyordur. Ben oraya o gece Bela'yı bilerek götürdüm. O gece orada Andy Seagal ve oğullarının olacağını zaten biliyordum. Toplanacaklardı ve hepsi bir aradayken kötü bir şey yapacakları belliydi. O yüzden Ruhi'den benimle gelmesini istedim. Özellikle o gece onu yanımda oraya götürdüm ve böylece onları bana saldırmaya bir şekilde ikna edecektim ve Bela intikamımı alacaktı. Bunların hepsini bilerek yaptım ben. Bilerek mi? Evet. Ama o kurşun sana dokunmadı, seni öldürmediler. O zaman nasıl Vishakha, onları... Vishakha, öldürmek istemekle öldürmek aynı şey sayılırlar canım. O gece orada hepsi suçluydu, iki kişi hariç tabii. Çünkü planımın başarılı olması için hepsinin suçlu olması gerekiyor. Hepsinin. Ve Mahir. Mahir safın teki. Herkesi kurtarmaya gelmişti. Ne yapıyorsunuz? Ve Bela doğru tahmin etti. Mahir masum olanı, o yüzden onu öldüremedi. İşe bak, neredeyse kandırıyordum onu. Yani o suçlu değil. Hayır, değil. Ama en büyük hatayı yaptı, silahı eline aldı. Bela'nın aklına bu görüntü kazındı ve tuzağa düştü. Böylece planım işledi. Ama ya gelmeseydi? O zaman biz de onu öldürebiliriz. Başka masumlar da var sonuçta, değil mi? Ama Mahir'i öldürmek başka. Çok keyifli olacak. O zaman şimdi ne yapacağız? Yapmamız gereken... Bela'yı Mahir'in suçlu olduğuna inandırıp öldürtmeliyiz. O zaman planımız başarılı olacak. Annem yılanların kraliçesi olacak. Ve ben de bu sayede yılanların kralı olmuş olacağım. Bela da kraliçem. Ama Bela bunun için seni asla affetmez. Ona bir masumu öldürttüğünü fark ettiğinde seni asla sevmeyecektir. Anlıyorsun değil mi bunu Vikrant? 100 gündür tanıyorum. Unutma Vishakha, ben onun ilk ve son aşkıyım. 100 yıldır ben 1000 kat daha iyiyim. Güven bana, bu oyunu kazanacağım. Buna emin ol. Ama sadece ve sadece bir şeyi yaparsan. Benimle misin? Benimle olmalısın. Söyle, benim yanımda mısın? Evet, yanındayım. Karşılığında ne alacağım peki? Ben senin kraliçen olacak mıyım?
Şaka, iyi şaka yapıyorsun. Ben şaka yapmam Mikrant. İstediğini yaptıktan sonra geriye tek seçeneğim ben kalacağım. Bella senin kraliçen olamayacak. Geriye sadece ben kalacağım. Bella'nın yerini ben alacağım. Ve o zaman beni seveceksin, Bella'yı değil. Geriye Bella kalmayacak. O zaman birlikte olabileceğiz. Senin kraliçen ben olacağım. Bunun için çok bekledim. Neden buradasın? Gidip eğlensene sen. İstediğini yaptın. Ana öldü. Kuu, o ne biçim konuşma köle? Ne diyorsun sen? Tamam. Anu senin en yakın arkadaşın. Onun ölümü yüzünden çektiğin acıyı anlayabiliyorum. Hayır, anlayamazsın, duyuyor musun? Anlayamazsın. Kuu kızım, lütfen. Bırak onu, bana bırak, ver. Bırak lütfen. Kuu, sen hamilesin, taşıma. Sen eğilme. Sen eğilme, ben alırım. Kendini daha fazla yorma, olur mu? Anu bu kolyeyi nereden aldın? Neden? Senin mi yoksa? Sorun ne kızım? Her şeyi böyle terslemen gerekmiyor değil mi? Anu'yu hiç bunu takarken görmedim. Bu biraz hiç onun tarzı değil ama... Anne, Anu bunu bizzat villadan aldı. Villa mı? Evet, ver bana. Onu ben taşırım. Kuu, bırak Bella yapsın. Sen yorulma canım, tamam mı? Anne, burayı ben toparlarım. Gözlerini aç. Anne, çok güzel oldu. Hiç çıkarmayacağım. Baksana bana, çok yakıştı. Değil mi? Biliyor musun kızım? Ben senin yaşındayken benim annem de aynısını bana vermişti. Ben de sana veriyorum. Bugünden sonra artık buna iyi bakacaksın. Bana söz ver. Eğer bu kadar büyük sorumluluksa istemiyorum ben. Sen hep yanımda kal. Hep benimle ol. Senin bana bıraktığın son şey de kaybolmuştu. Çok, çok aramıştım bulmak için. Ana, bunu nasıl buldun? Böyle olsun istemezdim anne. Çok yalnız. Çok yalnızım anne. Keşke burada olsam ve ne yapmam gerektiğini söylesem bana anneciğim. Seni çok özledim. Canım anneciğim. Lütfen geri dön. Seni çok özledim anne. Çok özledim. Peder, lütfen izin ver. Kızımla konuşmak istiyorum. Yardım et. Bana acımalısın peder. Kızımla konuşmak zorundayım. Lütfen bana yardım et. Daha ne kadar söyleyeceğim? Senin buradan gitmene izin veremem. Düşmanlarımız gittiğini öğreneceklerdir. Onu öldürecekler peder. Yardım etmeliyim ona. Peder, lütfen beni serbest bırak. Kızıma gitmem gerek. Onun bana ihtiyacı var peder. Bensiz kızım tek başına yapamaz. Peder, gitmek zorundayım. Lütfen peder. Bırak beni, gideyim ona. Lütfen beni affedin yılan annesi. Sizi tekrar serbest bırakamam. Düşmanlarımız hemen saldırır. Ve ben bunun olmasına izin veremem. Burada kalmak zorundasınız. Sadece kendi iyiliğiniz için değil, hepimizin iyiliği için. Burada kalırsam da öleceğiz peder. En azından dışarıda kızıma yardım edebilirim. Lütfen. Lütfen peder. Bırak beni. Beni bırakmak zorundasın. Yoruldum artık anne yılan.
kendimi tekrar etmekten çok yoruldum. Doğru zamanın gelmesini beklemek zorundasınız. Başka türlü olmaz. Peder lütfen. Sana yalvarıyorum. Lütfen. Öldürecekler onu peder. Peder beni bırak lütfen. Hislerim yanlış olamaz. Nereye gideceksin ki hem? Sen benim annemsin. Her zaman yanımda olacaksın. Hayır. Bunların olmasına izin veremem. Kızımı kurtarmalıyım. Bela'mı kurtarmalıyım. Ona gitmeliyim. Bana ihtiyacı var. Onun yanında olmalıyım. Onun yanına gitmeliyim. Buradan çıkmam lazım. Benim onun yanında olmam lazım. Bir yolunu bulmalıyım. Elin yanacak. Kibrit yüzünden mi? Sen ilgilenmez misin peki? Her neyse, zaten yeterince ışık var, fazlasına gerek yok. Mahir lütfen gitme hemen. Seninle konuşmam lazım. Bela, sana ne istediğimi söyledim. O şey olmadan asla Yuvin'in seninle... Yuvin'in sana gelip aramızda bir şey olmadığını söylemesini istedin. Değil mi? Ama o gelip sana bunu söylemezse ne olacak? Beni bırakacak mısın? Bundan sonra yüzüme bakmayacak mısın? Evet, bakmayacağım. Mahir lütfen. Mahir lütfen. Neden yüzüme bakmayacaksın? Bela, ben... Bela öldü. Sen beni düğünde terk eden kardeşine benden daha çok mu güveniyorsun? O gelip sana söylerse mi inanacaksın sadece? Onun gibi kendinden başkasını düşünmeyen birine mi, yoksa bana mı inanacaksın? Söylesene, Yuvi senin hayatının ne olacağına karar mı verecek? Yuvi mi? Ona mı bırakıyorsun? Seninle evlendik biz. Ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin? Bunların hiçbirinin önemi yok mu? Umrunda mıyım? Bana değer veriyor musun? Bana inanmıyor musun? Lütfen söyle. Bana inanmıyor musun Mahir? Umurunda değil miyim yani? Evet Bela, sana inanmıyorum. Ve sen utanmaz birisin Bela. Sen beni aldatıyorsun. Ve gelmiş sana değer veriyor muyum diye soruyorsun bana. Sana baktığımda o gece Yuvi'ye dediklerinden başka bir şey görmüyor gözlerim. Mutlu musun? İki kardeşi de birbirine düşürüp elinde oynatmaktan mutlu musun Bela? Söyle. Ne istediğini iyi düşün. Gitme, dur. Yapma. Gerçeği bilmiyorsun. Ben yalan söylemedim. Ve sana yalan söyleyemem. Bunu yapamam. Yalan söyleyemem. Gel buraya. Beni dinle Mahir. Ne söyleyeceksen gözümün içine bakarak söyleyeceksin. Tamam mı? Yuvi hakkında mı? Yuvi hakkında değil, benim hakkımda. Kim olduğumla ilgili. Bak, ben bir... Nesin? Söyle. Neymişsin sen? Mahir, ben... Ben bir... Mahir, ben... Yılansın. Sen bunu biliyor muydun? Biliyordum. İlk günden beri biliyordum. Ve buraya ailemi öldürmeye geldiğini de çok iyi biliyorum. Neden söylemedin? Sessizdim çünkü senin ilk önce gerçek yüzünü görmek istedim Bela. Beni ne zaman kullanmaya başlayacağını görmek istedim.
ve ben senin gerçeği bana söylemeni bekliyordum. Şimdi planın ne? Söyle. Hadi bakalım. Öldürecek misin şimdi? Sevdiklerimi öldürecek misin? Ve bu halinle benim seni affetmemi mi bekleyeceksin? Yalancı bir yılanı mı affedeceğim ben yani Bela? Söylesene. Senin gibi birini affetmektense ölürüm daha iyi. Ve bu nazik halim. Mahir lütfen. Git. Çık dışarı. Defol buradan hadi. Çık hayatımdan artık. Hadi git artık buradan hadi. Çok özür dilerim Mahir. Ben çok özür dilerim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne olacak sanıyordun? Söyle bana. Mahir'e her şeyi söyleyeceksin ve seni affedecek mi zannediyordun sen? Hayır, öyle düşünmedim. O zaman ne demeye yaptın bunu? Ruhi bir yılan. Mahir ise bir insan ve seni asla anlamayacaktır. Düşmanımıza gidip bütün sırları anlatacak mısın? Sen bundan daha akıllısın Ruhi ama burada yaptığın gerçekten çok akılsızca. Yanılıyorsun. Sanırım farkında değilsin. Bizim o gün başımıza gelenler kaza değildi. Hepsi planlı bir şekilde bizim başımıza geldi ve Mahir'in planıydı bunlar. Ne? Ne? Senden sadece dosyayı vermeni istedim. Dinle. Beni sevmeyebilirsin ama konuya geleyim. Bu yatırımda sadece ben kaldım. O yüzden bana iyi davranmalısın. Hadi dosyayı ver. Mahir, ver ona dosyayı artık. Lütfen. Ne? Ne? Dosya. Teşekkürler. Mahir, bütçeye ne oldu? Bütçe nerede? Açayım senin için. O da neydi? Ne diyorsun Vikrant? Yalan söyleme bana. Mahir yerine ben geldiğimde tabii ki yalan söylüyorum sanırsın ama sana yalan söylemiyorum. Ben sana burada gerçeği söylüyorum ve farkında değilsin. Hepsi planlıydı. Bu aile düşündüğün kadar masum ve tatlı bir aile değil. O gece orada onlarla biz şans eseri karşılaşmadık, anlıyor musun? Bence öyle değil. Nasıl dersin bunu? Annenin ölüm nefesini verirken söylediklerini unutuyor musun? İnsanlar zehirlidir dedi sana. Ve sen onların arasındasın. Onlara benzedin sen. Düşmanımıza benzedin. Neden? Neden düşmanımızmış? Düşmanımız olmak için ne tür bir zarar verdiler? Belki de onların ne istedikleriyle alakalıdır. Bütün insanların ne kadar açgözlü olduğunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Sana yakıştıramıyorum. Düşmanlarımızın arasında yaşayıp giderek onlar gibi konuşup onlara benzemeye başladın. Vikrant, yeter artık. Düşünmeden konuşuyorsun. Bela, beni dinle. Eğer bir şey biliyorsam o da Mahir'in ve öbürlerinin orada bilerek bulunduğudur Bela. Mahir mi? Evet Mahir. Bilerek oraya geldiler. Hem villamızı satın aldılar hem de bizi öldürmeyi denediler. Tüm bunlar rastlantı mı sence? Söylesene. Bunu nereden biliyorsun Vikrant? Nasıl bu kadar emin olup? Çünkü çözdüm artık. Sadece villamızı değil etraftaki yerleri de satın aldılar. Mabedi de satın aldılar. Sence neden yaptılar bunu? Hayır. Bunu bir düşün. Bela, işin ilk kuralı para kazanmaktır. Ve onlar da her şeyi bunun için yapıyorlar. Olanları göremiyor musun? Tek düşündükleri bu. Mahir'in aklındaki tek şey bu. Bunun için beni öldürmeyi de göze aldı. Bak Vikrant. Dediğin her şey senin için doğru.
Ve bence sen de inanmıyorsun çünkü böyle hissediyorum, şöyle hissediyorum diye anlatıyorsun ama elinde kanıt yok. Madem bu kadar eminsin, kanıtın nerede? Elinde kesin bir şey var mı? Artık kanıt mı istiyorsun? Eskiden benim ağzımdan çıkana beni sevdiğin için gözün kapalı inanırdın Bela. Burada aşktan ve sevgiden bahsetmiyoruz. Beni yine aynı şekilde kandıramayacaksın, anla bunu. Bugün kimsem, sorumlusu benim. Hayatımdaki tek gerçek ölümündü. Ve o da en büyük yalan oldu sayende. Yaşadığım için üzgün müsün yani? Üzgün değilim, anlamaya çalış. Yanıldığımı söylüyorum. Sen de yanılıyorsun. Her şeyi hızlı değerlendiriyorsun. Olayların nasıl olduğuna ve karşındakine yeterince dikkat İnsanların etmiyorsun. İnsanların kötü olması senin için bu kadar imkansız mı? O kadar insan öldü burada. Hala umurlarında değil. Çünkü kendi hayatlarını önemsiyorlar. Tek önemsedikleri kendi hayatları. Anla artık bunu. Bela, gözünü aç ve dediklerimi dinle, tamam mı? Onlar kötü. Senin ölümün de onlar için sadece önemsiz bir yılanın bu dünyadan gitmesi demek. Anlatabiliyor muyum sana? Vikrant, annemin ölümünden... Onlar sorumlular. Hayır Bela. Bela o yalan söylüyor. Sana yalan söylüyor Bela. Biri beni öldürmeyi planladı, evet. Ama bu onlar değildi Bela. İnanma ona. Sakin ol yılanların annesi, konuşma. Şimdi bırak düşmanlarımız seni öldürdüğünü sansın. Bırak öyle sansınlar. Senin hayatta olduğunu öğrenmesinler. Ben seni eski yöntemlerle iyileştirmeye çalışacağım. Gel, hadi. İç şunu. İç. Evet. Ruhi, Ruhi. Kızım dinle beni. Kızım, kızım dinle. Ruhi. Bak yılanların annesi, ben senin ölümünü saklayacağım. Böylece kimse senin hayatta olduğun sırrını öğrenemeyecek. Ve bunun getirdiği avantajların en büyüğünü de sonunda öğreneceğiz. Senin neden ölmen gerektiğini düşmanlarımız böylesine istiyor anlayacağız. Kızın bile yaşadığını bilmeyecek. Hayır Ruhi, benim kızım öğrenmeli. Çok yakında öğrenecek ama önce gerçekten kraliçe olmalı. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ruhimin gerçeği bilmediğini biliyorum. Peder, bana zehri kimin verdiğini söylemen lazım. Söylemelisin. Peder, söyle. Ona söylemelisin Peder. Evet, söyleyeceğim. Sana zehri kimin verdiğini söyleyeceğim. Veren kişi... Kimdi? Kimdi o Peder, söyle. Bu zehir yılanların annesini öldürecek. Ve bundan sonra Ruhi benim olacak. Böylece ben de kral olacağım. Vikrant. Hayır. Hayır. Ama kızımın yanında Peder. Peder. O Ruhim'in yanında Peder. Ruhim tehlikede. Peder, buradan çıkmama izin vermelisin. Ruhim tehlikede. Gözümüz kapalı güvendiğimiz biri bizi arkamızdan bıçakladı. Yılanların annesi, yılanların kraliçesi er geç gerçeği öğrenecek. Vikrant hakkında gerçeği öğrenecek. Bizim öğrenmemiz gereken niyeti. Bütün bunları yaparken niyeti neydi? Ve buna... Kimler dahil oldu? Kimler ona yardım etti? O yalancı Ruhi. O sana yalan söylüyor.
Seni başka bir amaç için kullanıyor kızım. Şimdi beni dikkatle dinle. Buraya seni uyarmaya geldim. Kendi vücudumla gelemezdim. Bu yüzden ruhumla buraya gelip seninle konuşuyorum. Biliyorum kızım. Benim sesimi duyabileceğini biliyorum. Annenin sesini tanıyacaksın. Anlamalısın kızım. Vikrant'ın niyetini anlaman lazım. O iyi biri değil. Senin için büyük tehlike arz ediyor. Onu dinleme. Onu dinleme. Bela, sana dediklerimi dinliyor musun? Evet Vikrant. Neden? Neden annemi öldürsünler? Bir düşün bakalım. Yılanların annesi yılanların kraliçesi olmadan hemen önce öldürülüyor. Sonra da bizim başımıza o kaza geliyor. Düşün bir, nasıl bağlanıyorlar. Yılanların annesiyle bizim kazamız nasıl bağlanıyor? Bir düşün bunu hadi. Bir saniye. Bu benim kolyem. Annem vermişti. Bunu Anu'nun eşyalarından aldım. Gördün mü Bela? Elinde kocaman bir kanıt var işte. Bu da iyi oldu. Tam da ihtiyacım olduğu anda iyi aklıma geldi. Düşün Bela. O gece bu yaşananların hepsi plana dahildi. Yoksa bu kolye nasıl Anu'ya geçti sanıyorsun ha? Beni dinle Bela. Hepsi bunun içindi. Ve hepsi bizi izliyor. Neredeyiz, ne yapıyoruz, ne konuşuyoruz? Onlar bunu hepsini biliyorlar. İşte bütün bu planın arkasında kim var biliyor musun? Anladın değil mi? Hayır. Hiçbir şey anlamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.